arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel cüzdanımızı çalışacağız cüzdanımızın önce ön yüzünü sonra arka yüzünü öreceğiz ön yüz ve arka yüz eşit sayılarla olacak artışı sıra sayısı hepsi birebir aynı iki tane kulağımızı yine Aynı sayılarda örerek eşit bir şekilde ayarlayacağız. şöyle ön yüzü çevirdiğim zaman gözlerini ben düğme diktim. Sizler düğme dikebilirsiniz göz aparatlarından hazır aparat burun ve gözler alabilirsiniz. Ben burun ve buradaki ağız kısmımı işledim kaşımızı işledim Gözümüze ise bir tane düğmemi diktim. Tutmak için şöyle ufak bir de zincirden ve yarım trabzandan oluşan bölümümü yaptım. Şöyle elimizi alıp rahatlıkla çıkabilmemiz için. Küçük bir de fermuar gerekli bu çalışmamız için. Eğer e, arasına ön yüzün ara yüzüne dilerseniz birazcık elyaf koyabilirsiniz ama elyafsız da gayet güzel olmakta. Elyaf biraz daha Kabartmakta kabarık hoşlananlar elyaf kullansın. Kabarık hoşlanmayanlar için ise e, her iki katımız gayet yeterli olacaktır. 2,5 numaralı tığımı kullandım ve dilediğiniz ve uygun renklerle bu çalışmamızı yapabilirsiniz. Evet kolay gelsin diyerek hemen yapımına geçelim. Kolay gelsin. 6 tane zincirimizi çekerek örmeye başlıyorum. 1-2-3-4-5-6 Kapatıyorum halka yapıyorum birinci zinciri battım bir tane halka yaptım bir iki üç tane zincirimi çektim tığımın başını doladım bunu birinci trabzan olarak sayıyoruz yuvaya giriyorum bir iki bir defa dolayıp iki defa alıyorum toplamda bu rengimde altı tane trabzanımı örüyorum bir defa doluyorum bir iki bir iki 2, 4, 5. Altıncı ve son trabzanımı örüyorum. Bir defa alıyorum. İkinciyi diğer rengimle örüyorum. Daha açık renkli olan krem rengimi alıyorum. Bu kahve köpüğü renginden birazcık daha açık bakınız. Bir defasını örmüştüm doladığımın. İkincisini krem rengimle kapatıyorum. Ve buradaki kahve köpüğü rengimi alta alıyorum devam ediyorum 1 2 6 da bu rengimi de öreceğim 3 4 5 6 ve son 6 tane kahve köpüğü rengim, 6 tane krem rengimi ördüm. Şöyle sıkıştırıyorum ve orta kapanıyor. Bakınız ortayı sımsıkı kapadım. Her iki rengimle de altışar altışar ördüm. Şimdi son geçişi alttaki diğer rengimle yapıyorum. Bakınız alttan götürmüştüm. Kahve köpüğü rengimle geçişimi yapıyorum. İpimi geçirdikten sonra yine aynı rengin üzerine... Gelerek batıyorum. Her rengi kendisinin üzerinde öreceğiz. Her rengi ve örerken buradan ipimizi araya almayı unutmayacağız. Aradan mutlaka ipimizi yürüteceğiz. 3 tane zincir çekiyorum. Zincirimi çektikten sonra hemen dibine batıyorum ama ipimi de şöyle bakın kaldırıp araya alıyorum. Alttan araya aldım. Birincisini de aldıktan sonra... Zaten arada devam edecek. Daha sonraki trabzanımın üzerine bakınız. Hemen sıradaki ikinci trabzanımın üzerine yine batıyorum. İpim arada. İpiniz aslında normalde çok rahat arada kalacaktır. Ben şöyle göstermek için şey yapıyorum. Arada yine aynı yere batıyorum. Bu sıramızda 6 tane olan kahve köpüğümüz ve krem rengimiz 12 burada 12 burada olarak öreceğiz. Diğerini örüyorum. Sıradakini Sıradaki Hepsine ikişer ikişer Ve son Bakın Aradan devam ettiriyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 11 12.yi aynı yeri örüyorum bir defa alıyorum ikinciyi kahve köpüğü rengimi bırakıyorum krem rengimi alıyorum krem rengimle ikinci kez alıyorum ki renk değişikliği olmasın ve tekrar tığımın başında doluyorum krem rengimi bu kez arada kahve köpüğüm kalıyor ikişer ikişer örerek 12 trabzan sayısına ulaşıyorum her bir trabzanımı ikişer ikişer örüyorum yani yarısını krem öreceğiz yarısını kahve köpüğü Hepimizde arada bakın şöyle gördüğünüz gibi şimdi hepsini ikişer ikişer örelim 12. ve son trabzanımın birini ördüm trabzanı iki defa da örecektim ikincisini örmedim aradaki olan kahve köpüğünü alıyorum kapatıyorum ve kremi araya alıyorum. Şu şekilde geçişimi yapıyorum. Ve zincirimle devam ediyorum. 1 2 3. Ve hemen burada bir tek bir çift olarak örüyoruz. Tığımın başını doluyorum. Tek ördüm. Yanındakine batıyorum. Söylemeye gerek yok. Her bir rengi birini örerken diğerini alttan yürütüyoruz. Aynı yere batıyorum çift ördüm. Tek, çift. Diğerini tek sıradakini çift. Bu sıramız tek, çift olacak. Tekrar tek çift. Bir sonraki tek. Bir sonraki çift. Tekrar tek çift tek en son trabzanım bu renkte çift ikinciyi örerken birini alıyorum bırakıyorum arada kalacak bu rengim şu ipimi hemen ulaşmamış. Ben düzeltiyorum ki zorluk çıkarmasın. Evet. Krem rengimi alıyorum. Krem rengiyle ikinci kez kapatıyorum. Sırada tek var bakınız. Kremi tekle başlıyorum. Hiç sırayı bozmuyorum. Burada çiftti, burada tek. Tekle başladım ve bir sonrakini çift öreceğim. Bir ve iki. Bir. Tek çift tek çift sona kadar gelelim. Sona kadar örerek geldim. Tek ve çift olarak son olarak çifti ördüm. Krem rengimi bırakıyorum. Diğer kahve köpüğü rengimi alarak geçişimi yapıyorum. Ve krem arada zincirimin üzerine batıyorum. Geçişimi yapıyorum. Ve 1 2 3 tane zincir çekip birinci tırabzanımı örüyorum. Bu sıramızda 2 tek 1 çift. 2 tek 1 bir çift. Birinci tekimi ördüm. İkinci tekimi örüyorum. Sıradakini çift olarak örüyorum. Her rengi kendi rengiyle. 2 tek 1 çift. Devam edelim. 1 tek 2 tek üçüncü çift iki tek üçüncü çift bir iki tek çift bir iki tek üçüncü çift Evet sona kadar ördüm en son çiftimi ördüm bırakıyorum diğer rengimle kapatıyorum ve diğer bu rengimi önce ördüğüm rengi araya alıyorum çiftle bitirmiştim hemen kremden iki tek olarak başlıyorum bir ve iki üçüncü çift bir aynı yer iki tek çift tekrar bir tek iki tek çift Son olarak çiftimi ördüm. Çiftimin ikinci almayı diğer rengimle yapıyorum. Şu şekilde sıkıştırıyorum. Krem rengimi yine alıyorum. 3 zincirimin üzerine batıyorum. Geçişimi kaydırarak yapıp 3 zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Ve başlıyorum. Burada 3 tek bir çift öreceğiz. Birinci tekimiz, ikinci ve üçüncü tekimiz. 3 üç tane tekimizi ördüm dördüncü çift örüyorum. Bir, iki, bir, iki, üç tek dört çift. Bir, iki, ve üç. Bir, iki, üç. Dördüncü aynı yer çift 3 tek 4 çift olarak hem karayım rengimizi hem kahve köpüğü rengimizi tamamlayalım. Çiftimi ördüm. Yine bırakıyorum. Krem rengimle geçişimi yapıp sıkıştırıyorum. Hemen ilkini 1 2 3 ve 4. çift. 3 tek 4 çift. Evet sona kadar örerek geldim. Çiftimi tamamladım. Şimdi kremi alıyorum. Kremi bırakıp yani birazcık da kahve köpüğünü aldım. Krem rengimi sıkıştırdım. Geçişimi yapıyorum. Bu artık benim iki rengi aynı anda götürdüğüm son sıra daha büyük isteyen arkadaşlarımız aynı şekilde devam edebilirler yalnız burada e, ne yapmıştık 3 tane tek örmüştük tek sayısını her bir e, sırada büyütmek için bir tane artıralım. bundan sonra 4 tek bir çift büyütmek isteyen arkadaşlarımız sonrasında 5, 6 deyip tekleri her sırada bir tane artırabilirler. buradan ipimi ben kesiyorum krem rengimi şöyle biraz kestim ayırıyorum şuraya alta kendi rengini alıp bir tane düğüm atıyorum ve iç tarafa gizliyorum. Ve çeviriyorum. Şimdi bir sıra örüyorum. Burada 4 tane tek, 1 tane çift örüyoruz. 1 2 3 4 4 tane tek 1 2 3 4. 5. çift. 1 ve 2. Tekrar 1 2 3 4. 5. çift. 4 tane tek 5. çift kremde dahil hepsini örelim. Bir sıra artışımızı yaparak ördüm ve ön yüzey için yani yüzümüz için gerekli olan alanımızı oluşturduk. İstediğimiz büyüklükte çok uygun güzel bir çalışma oldu. Şimdi geçişimizi yapalım. Zincirimizin olan bölüme geliyorum. Kaydırıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektikten sonra burada trabzanımın sadece dış tarafından örmeye başlıyorum. Tığımı başında oluyorum. Bunu 1 olarak sayıyorum. İkinci trabzanıma giriyorum. Bakın bir tane katını aldım. Dıştaki katı şöyle. Örüyorum. ikinci trabzan. Dış katını alıyorum. 3 tekrar 4 ördüm. 4 tane tek ördükten sonra 5 ile 6'yı kesme işlemi için aynı anda örüyoruz. Ama şu şekilde yapıyoruz. Bakınız birinciyi ördüm. Beşinciydi bu. Altıncının da birincisini ördüm. Sonra 5 ile 6'yı tek seferde kapatıp bir trabzana indiriyorum. 4 tane tekimi örüyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane tek. 1 ve 2 aynı anda kapatıyorum. Şöyle görelim. Bakın burada da 1, 2, 3, 4 tane tek örüp bir çift örmüştük. Aynı sıradan kapama işlemimizi de yapıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4'teki ördüm. 5. bir daha büyük ören arkadaşlarımız kaç tane tek örüp sonra çift ördülerse ona göre azalma işlemlerini yapacaklar. Bunu da unutmasınlar. Evet bu sırayı da bu şekilde bitiriyorum. Sıramızı sonuna kadar örerek geldim. En son çift kesiyorum. Geçiş işlemini yapıyorum. Evet daha fazla ilerlemeden burada 3 tane zincirimi çekip şimdi burnumuzu ağzımıza güzelce yerleştirip cüzdanımız üzerinde işlemelerimizi yapalım daha sonra örmeye devam edelim şöyle hazır gözler satılıyor benimki hazır göz değil şöyle ben normal düğme kullanıyorum görmek isteyen arkadaşlarımız için hazır gözler var dilerseniz hazır gözler satın alabilirsiniz dilerseniz örebilirsiniz herkes kendi imkanı nispetinde bu çalışmamızı yapabilecektir küçücük bir sıra 12 tane trabzan örüp gözünün ortasına bir tane ışıltı çalıştığımız zaman yine aynı güzel sonucu verecektir burun kısmını işleme yapacağım. Yine e, kaşıyla ağız ve burundan gelen bu belirgin yeri sizlerle birlikte işleyeceğiz. Sadece gözlerimi ben düğme olarak kullandım. Hazır aparat satın almadım. Sizler dilerseniz tabii ki aparatlarımızı alabilirsiniz. Dediğim gibi hiç e, ulaşamayacağınız bir yerde yaşıyorsanız 12 tane siyah renkli trabzanımızı örün, ikili trabzanımızı, e, şu ortaya bir tane minik beyazımızla ışıltımızı çalıştıktan sonra Gözlerimizi yerine dikelim. Önce burnumuzu çalışalım. Burnumuz için ben siyah ipliğimi kullanıyorum. Siyah ipliğimi şöyle alıp önce burnumun yerini belirliyorum. Burnumun yeri tam şuradaki orta bölüm olacak. Şöyle önce işaretimi bırakıyorum. Bakın nasıl? Ortadan başlıyorum işaretimi. Şöyle birazcık daha ikinci sıraya yakın yerden alalım. Şuradan alıyorum. Şimdi batıyorum karşısına. İki kat yapmıştım ben ipimi. Sizlerde iki kat yaparsanız daha rahat dolduracağız. Şöyle ipim hemen karışmış onu düzeltiyorum ki sıkıntı olmasın. Düz bir çizgi çektim. Sonrasında şöyle bakın, şu karşıya geçiyorum başlangıç yerime çıkıyorum oradan. İpim burada bir düğüm yapmış. düğümden takıldım. Aşağıya doğru geliyorum tam ortasına. Batıyorum, üçgen yapacağım. Tekrar yukarı çıkıyorum şu kısma. Buraya geliyorum ve bu üçgenimin arasına dolduruyorum. Burun kısmıma yukarıdan aşağıya hiç boşluk kalmayana kadar dolduralım bu şekilde doldurdum yukarıdan aşağı yukarıdan aşağı düz çektiğim çizginin de üzerinden aşırarak doldurdum şimdi ipimin tam şöyle alıyorum Bakın iki katta tam orta yerden giriyorum aşağıya doğru bir iz yapıyorum bakın şöyle çizgi çekiyorum aşağıya doğru düz bir çizgi. Aşağı doğru düz çizgimi çektim. Şimdi sağ tarafa biraz aşağı geçiyorum bir sıra aşağıya buraya bağlanacağım. Bu kez karşı tarafa bakınız geçiyorum 1 2 3 1 2 3 şuradan diğer yine orta merkeze batıyorum hem sağa hem sola birer tane battım şimdi buradan şu kısma geçiyorum tekrar yukarıya doğru şöyle ağzına meyil veriyorum. Diğer tarafa da aynı şekilde geçiyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4 ağzına tamamlıyorum. Şu birazcık daha küçük oldu şöyle açıyorum şöyle düzeltiyorum bakınız ağız kısmımızı tamamladık arkasına düğümümü atıyorum şu ipimi kesip gözümün bir tanesini ördüm şöyle üzerine de bir tane çizgimi çektim diğer gözümüzü de karşılığında gelecek yere yerleştirip dikiyorum şöyle karşılığına tam bakalım ikinci de ikincinin içerisinde yüksekliklerini de şöyle ayarladıktan sonra dikiyorum birini dikmiştim karşılıklı ayarlayıp dikelim Diktikten sonra gözümüzü şöyle bakınız gözümüzün üzerine bir tane çizgimizi atalım. Şuradan başlıyorum şöyle hemen bakın 1 2 1 2 şöyle geliyorum diğerine de bakın şu kısmı batıyorum. ve yüzümüzü bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi arkasına düğüm atalım ve ardını örmeye devam edelim. İşleme işlemimizi tamamladıktan sonra şimdi ardına eksilterek örmeye başlayalım. 4 tane örüp 5 ile 6'yı kesmiştik. Şimdi 3 tane tek 3 tek 4. yarım 5. yarım ikisini aynı anda çekiyorum tekrar 1 2 3 3 tane tek dördüncüyü örüyorum bir defa beşinciyi örüyorum bir defa ikisini çekiyorum bu sıramızı bu şekilde örelim 1 2 ve 3 tane tek 4 da 5 çekiyorum sıramızı tamamlayalım sıramın sonuna kadar geldim geçişimizi birlikte yapalım 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum bu sıramızda ise 2 tane örüp bir tane kesiyoruz 2 tane örüp bir tane kesiyoruz şöyle görelim bakın birinci de 1 2 3 4 tane örmüştük 5 ile 6'yı kesmiştik Burada 1 2 3 tane örmüştük. 4 ile 5'i kesmiştik. Burada 2 tane öreceğiz. Teki 3 ile 4'ü kesiyoruz. 1 2 Tekrar 1 2 örüyorum. Bu 3, bu da 4. 1 2 2 tane teki ördüm bakın kesme işlemi yaptım 2 teki ördüm tekrar kesme işlemi 1 ve 2 kapatıyorum 1 2 1 İkisini de yani 3 ile 4'e kesiyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Kesme işlemimizde 3. sıramızı tamamladık. Şimdiki sıramızda bir tane örüp 2 ile 3'ü kesiyoruz. Geçişimi yapıyorum. 1, 2, 3. Bunu birinci trabzan sayıyorum. İkinciyi örüyorum. Yarım. Üçüncüyü yine yarım örüyorum. İkisini birlikte kapatıyorum. Bir tane trabzanımı tam örüyorum. Doluyorum. İkinciyi yarım. Üçüncüyü yarım tekrar bir tane trabzanımı tam örüyorum ikinci yarım Üçüncüyü yarım kapatıyorum bir tane tam iki yarım üç yarım tekrar sıra sonuna geldim ve şöyle içine birazcık ben e, şu bakınız doldurma yaptım. Olmayan arkadaşlarımız bu işlemi yapmayabilirler. Zaten kendisi e, yeterince dolgun olduğu için gerek yok. Ben şöyle birazcık daha tok dursun diye herkesin evinde bulunmayabilir. O yüzden isterseniz hiç yapmayabilirsiniz yani. Bunu varsa yaparız, yoksa yapmayız. Gerek yok. Evet. Şimdi geçişimi yapıyorum tekrar zincirimi çekiyorum 1 2 3 hemen yanına örüyorum bir sonrakini daha örüyorum çekiyorum hepsini yarım örüyorum sadece zincirimi tam ördüm 2 yarım ördüm çekiyorum yarım yarım çekiyorum yarım yarım ördüm için dediğim gibi doldurmayabilirsiniz zaten çok az bir şey koydum minik bir tutam varlığıyla yokluğu pek fark edilmeyecek gibi o yüzden olmayan arkadaşlarım telaşlanmasınlar İkişer ikişer kesiyorum Hepsini yarım alıyorum. Bakın iki iki yarım aldım. Şöyle. Son geçişe kadar geldiğim zincirimin üzerine atıp çekiyorum. Şöyle görelim bakın. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra ördüm. Şimdi ipimi şöyle kesiyorum. İğnemi takıyorum. İğnemi. iğnemi taktım ilmeğimin içerisinden geçiriyorum ve buraya bir tane ilmeğimle düğümü atıyorum ve şimdi başlıyorum parlak bir şekilde burayı toparlıyorum. örmemizi atalım. Ne kadar güzel oldu bakınız. Şimdi arkasını örelim. Bir de kulaklarını da tamamladıktan sonra cüzdanımız kullanılmaya hazır olacak. Bu şekilde tamamladım. İçten şöyle bir verdim, uzattım ipimi kesiyorum ve düzeltiyorum. İçine hiçbir şey koymasanız da son derece güzel olacak. Lütfen içi için tereddüt etmeyelim. Çok minnoş oldu. Gayet güzel. Şimdi arkasını çalışalım. Arkasını aynı şekilde yani burada yaptığımız gibi trabzanımızı çalışıyoruz. Bakınız, trabzanlarımızı çalıştıktan sonra hepsini yine aynı şekilde etrafını ikişer ikişer örerek, sonra ikiz hep ikinci sırada iki tane hepsi, üçüncü sırada bir tek bir çift, iki tek bir çift, üç tek bir çift, dört tek bir çift olarak a, büyütelim ve tek renk üzerine çalışalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı kapatıyorum. 1, 2, 3, 12 tane trabzanımı örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 aynı işlemi yaptığımız için biraz seri ördüm 12 tane trabzanımı ördükten sonra birinciye batıyorum sevgili arkadaşlar geçişimi yapıyorum ve hepsini iki yani buradaki yaptığımız gibi 12 hepsi çift tek çift iki tek bir çift 3 tek bir çift dört tek bir çift şeklinde örüyoruz Videomuzu daha fazla uzatmayayım. Hemen yanına batıyorum. Çift. Bir sonraki aynı yer. Çift. Çift. Evet. Sonra kadar devam edelim. Bu parçayı aynı bunun sayısında bitirelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yuvarlak yapalım. Sonrasında görüşelim. Arka parçayı da örerek geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sırayı tamamladık. Tam diğeriyle aynı sayıda ördük. Bakınız 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi şuradaki bölümümüzü yapıyoruz. Yalnız bunda eksilme yapmayacağız. Aynı artış sayılarıyla artık hatta şöyle kısaca bir anlatmak istiyorum. 12 tane trabzanla başladım. Her trabzanı 2 defa ördüm. Bir tek bir çift ördüm. 2 tek bir çift 3 tek bir çift 4 tek bir çift örerek tamamladım şimdi birleştiriyorum ve 1 2 3 3 zincirimi çektikten sonra bütün trabzanları bunda kesme yapmıyoruz bütün trabzanları bire bir sadece dıştan alarak örüyorum bakın dıştan dıştan alarak tamamlayalım bu parçayı şu katı dıştan dediğim şuradaki katın ikisini değil şu kısmı alıyorum en son trabzanımıza varana kadar ördüm bütün yüzeyi bakınız şu şekilde şimdi geçişimizi yapalım kaydırıyorum bir iki tane zincirimi çekiyorum ve bütün trabzanlarımın üzerine bir defa başını dolayarak batıyorum bunu tam giriyorum bir defa başını dolayıp batıyorum şöyle hepsini örelim en sona kadar örerek geldim zincirime batıyorum ilmeğimi kaydırıyorum ve daha önce örmüş olduğum diğer parçayı alıyorum ve bakın iki tane işaretimi koydum yeşil ayracımla bu kısma fermuar dikeceğiz bu kısmı ise diğer parçamızla birleştireceğiz şimdi şuradan bu parçayı birleştirmeye başlayalım şöyle bir, yön, bir katını örüp ikinci katını örmemiştik hatırlarsanız şimdi katın birisini bu sıramızda örüyoruz şöyle arka yönünü şöyle tutuyorum bakınız üst kısım Şöyle açık olacak bölüm. Şuradan itibaren ipimi koparmadan birleştirmeye başlıyorum. Hemen işaretimi taktığım yerden giriyorum. Kaydırıyorum. Bir tane buradan alıyorum. Her iki katını da alalım. Bir oradan kaydırıyorum. Katların ikisini buradan aldım, diğerini oradan aldım. Kaydırıyorum. Önce buraya iki kat, diğerine bir kat kaydırıyorum. İki kat buradan trabzanımın üzerinden, bir kat diğerinden. Şöyle bakınız. İki buradan sırayla, hiç atlamadan bir tane sıradaki. Zaten trabzan sayıları eşit. Hiç atlamayalım. Bakıyorum, atladım mı? Atlamışım. Evet. Kaydırıyorum kaydırıyorum. Diğer işaretimin bulunduğu noktaya kadar kaydırarak ilerliyorum. İşaretimi taktığım yere kadar bakınız ördüm. Şöyle çok tatlı oldu. Bakın ne kadar güzel, sevimli toparlandı. Şimdi zincirimi çekip şöyle elimizle tutma yeri ayarlayalım. Fermuarımızı dikmeden önce. Buradan hiçbirimi koparmadım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 buradaki uzunluğu istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. 30 yeterli oldu ama 31 32 33 34 35 tane çekiyorum. Şimdi bir tane zincir geri geliyorum. Yani hemen dibindekine değil, diğerine başını dolayarak batalım biraz tok dursun çekelim. Her bir zincire başını dolayıp birer tane batalım ama öncesinde birleştirelim. 35 zincirimizi çektikten sonra birleştirelim. Aynı yere batıyorum. Aynı yere batarak bu kısmı birleştirdim. Ve şimdi şöyle Tığımın başında doluyorum. Batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Her bir zincire birer defa batalım. Şuraya kadar gelelim. Sona kadar geldim. Şimdi ilk başlangıçtaki battığımız yere geliyorum. Başını dolamadan direkt batalım. Burayı kabartılı yapmayalım. Ve bir tane zincirimi çekiyorum. Şöyle görelim tamamlamış oldum. İpimizi kestikten sonra içeriye doğru gizleyelim. Kulağımızın bir tanesini ben ördüm. Şu şekilde bakın. Sık iğnelerden ördüm. Dikmek için de şöyle uzunca bir ip bıraktım. Kahverengi ipimi alıyorum. Sihirli halkamı yapıyorum. Kapatıyorum. Şöyle 1 2 zincir. Ve başlıyorum. Bir sık iğne. 2 3 4 şöyle daraltalım biraz 4 oldu 5 ve 6 sıkıştırdım 2 zincir çektiğim yere şöyle tığımın başına girdiriyorum ilmeğimi alarak kaydırıyorum Tekrar bir iki tane zincir çekiyorum. Aşağıdaki sık iğnelerimin tamamını ikişer ikişer örüyorum. Batıyorum. İpimi yarımlamadan bir ve iki. Sıradan. Hepsini ikişer ikişer batıyorum. Altıncı ve sonu örüyorum. Burada şimdi 12 tane sık iğnem oldu. 12 sık iğnem oldu. 2 tane zincir çektiğim yere şöyle giriyorum. ipimi kaydırıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Böyle 2 zincir çektiğimiz zaman e, nerede kaldık, neresiydi diye işaret koymaya bile gerek olmuyor. O yüzden bu 2 zincir tekniği çok güzel, rahatlatıcı bir uygulama hemen yanındakine batıyorum bir tek bir çift örüyorum teki ördüm sıradakini çift örüyorum bir aynı yere batıyorum sıradakini tek bir sonraki yine çift bir aynı yere batıyorum iki tekrar tek bir sonraki çift tek çift Kulağımız için tek çift tek çift ve en son batıyorum tek. İki zincirimin bulunduğu yere geçiyorum, ilmeğimi kaydırıyorum, yeniden iki tane zincir çekip dibine batıyorum. Bir iki tek bir çift iki tane tek bir çift sona kadar geldim yine iki zincirin bulunduğu yere şöyle alttan giriyorum ilmeğimi kaydırıyorum iki tane zincir çekiyorum artık bu sıradan sonra artış yapmıyorum birebir örmeye başlıyorum hepsini tek ne görürsem birer birer örüp yukarı doğru çıkıyorum ve e, e, epeyce bir büyüttükten sonra bakın şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 sıra artma e, yapmadan örüyorum daha sonra eksilmeleri geçiyorum şimdi aynı şu şekilde Örmeye devam edelim bu böyle bükülecektir artmayacağımız için yuvarlak bir şekilde olacaktır şurası 2 zincir çektiğimiz bölümümüz bakınız kulağımızın iç kısmında kalacak şöyle yerleştirdiğimiz zaman kulağımızı bakın ne kadar güzel olacak diğer kulağımızı da tamamlayalım kulağımızı örerek geldim şimdi eksilme işlemine başlayabilirim iki tane zincirimi çekiyorum yanına bir tane sık iğne iki sık iğne üç tane sık iğnemi ördüm 3 sık iğneyi ördükten sonra dördüncüyü sadece batıp çekiyorum 5. batıp çekiyorum ikisini alıyorum bir tane sık iğne 2 3'ünü örüyorum 4'e sadece giriyorum 5'e sadece giriyorum tek seferde çekerek bire indiriyorum yeniden bir örüyorum 2 örüyorum 3 tek seferde alıyorum ve çekiyorum. 1 3 tane örelim. 4 ile 5'i aynı çekelim. 4. ve 5. alıyorum. Başlangıç yerime kadar geliyorum. 1 2 ve 3 1 2 tek seferde çektim iki tane zincirimi çektiğim yere yine girip ilmeğimi kaydırıyorum tekrar iki zincir çekiyorum yine aynı işlemi yapıyorum 1 2 3 3 tane ördüm 1 2 tek seferde 3 örüyorum 1 2 3 4 ile 5'i tek seferde 3 örüyorum 1 2 3 4 ve 5'i tek seferde 5'e şöyle bakıyorum iki zincirimin olduğu yere kadar geldim ilmeğimi kaydırdım yeniden iki zincir çektim şimdiki sıramızda bir tane örüyorum ikinciyi örüyorum 1 2 3 ile 4'ü tek seferde 2 örüyorum bir sık iğne 2 sık iğne yani daralıyoruz 1 2 3 ile 4'ü çekiyorum yakın yukarıya doğru daralmaya başladım 1 ördüm 2 ördüm 3 ile 4'ü alıyorum 1 2 3 ve 4 tek seferde yine iki zincirin olduğu yerdeyim yine aynı işlemimizi yapalım iki tane zincirimi çekiyorum yine aynı şekilde iki tane örelim üçle dördü keselim dibine batıyorum bir ördüm 2 3 ve 4 döndere döndere örüyorum bir ördüm 2 3 ile 4'ü tek seferde çekiyorum başlangıç yerimize kadar ilerleyelim başa kadar geldim 2 zincir çektiğim yere iki sıra hiçbir şey yapmadan dümdüz birer birer örelim ikinci zincirin iki zincirin içine girdim ilmeğimi kaydırdım birer birer örüyorum Burası artık dikeceğimiz tepe noktası olacak hepsini örüyorum çevire çevire Bir eksik, bir fazla hiç fark etmez. Önemli olan kulak formunu verelim. İki zincire geldim, yine çeviriyorum, şöyle kaydırıyorum. İki tane zincirimi çektim. Hiç eksilmeden dibine batıyorum. Hepsine birer birer. Başlangıç yerime kadar devam ediyorum. Ve yine iki zincirin bulunduğu yere yandan girip kaydırıyorum. Evet, tekrar başlayayım. Şimdi birleştirme işlemini yapıyorum. Bir tane zincir çekip şöyle çeviriyorum. Bu taraftan girip diğer taraftan batıyorum. Buradan giriyorum karşılıklı. Diğer kenar üç defada tamamladım. Şu şekilde tamamlıyorum. Bakınız ipimi kesiyorum buradan Fermuarımı şu şekilde önce iğne ile yerleştirdim. Önce bu kısmı dikiyorum. Daha sonra da diğer tarafı yine iğne ile şöyle belirledikten sonra diğer tarafı da dikeceğim. Şimdi bu yöne doğru kapadım. İpliğimi taktım kendi renginden olan ve şöyle iğneledim önce ki daha rahat dikebilelim. Alttan alıyorum. Şöyle çıkarıyorum iğnemi, işaretimi belirledikten sonra ve burayı dikiyorum. Tabi ilinizi alıp istediğiniz rahatlıkla dikebilirsiniz. Şimdi diğer uca kadar dikiyorum. Evet sevgili arkadaşlar cüzdanımız bu şekilde kullanıma hazır. Bir çalışmamızı da bu şekilde tamamladık. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.